Güzel günlerden herkese merhaba. Hepimizin hayatına güzellik katan pek çok detay var. Aman sakın detay deyip geçmeyelim. Ercüment Bey ile gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde fark ettim ki daha sağlıklı ve daha zinde olmak için ihtiyaç duyduğumuz pek çok şey detaylarda gizli. Bugün de vitaminlerle ilgili kapıyı biraz daha aralayarak B12 ve D3 vitaminlerini detaylıca konuşacağız. Ercüment Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hülya. Bugün sizinle en çok tercih edilen ve merak edilen ürünlerimizden B12 vitamini ve D3 vitaminini konuşmak istiyorum. Öncelikle D vitamininden başlarsak. D vitamininin vücuttaki görevleri nelerdir hocam? D vitamini vücutta birçok fonksiyonu olan yağda çözünebilen vitaminlerden biridir. Vücutta cildin güneşe teması sonucu üretildiği için güneş vitamini olarak da bilinir. Ancak ülkemizde güneşli gün sayısı çok olmasına rağmen D vitamini eksikliği sıklıkla görülür. Peki D vitamininin faydaları nelerdir Ercüment Bey? Evet. D vitamini kalsiyumun ve fosforun normal eminimine ve kullanımına katkıda bulunur. D vitamini normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur. D vitamini normal kemiklerin, kas fonksiyonunun, dişlerin korunmasına katkıda bulunur. D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur ve hücre bölünmesinde görevi vardır. D3 vitamini özelinde konuşursak vücudun birçok normal fonksiyonuna katkı sağlayabilir. Bu işlevlerinin başında kalsiyum ve fosfor eminimin düzenlenmesi ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına yaptığı destek gelir. Yeterli düzeyde D vitamini bulunması diş ve kemik yapılarının normal büyüme gelişme işlevlerine katkı sağlayabilir. Sprey formundaki bu üründen bir puf alındığında 25 mikrogram ve beslenme referans değerinin %500 olduğunu görüyorum. Bu fazla bir miktar mıdır hocam? Hayır, fazla değildir. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve ağızdan dil altından alındığında emiliminde oluşabilecek eksiklikler sebebiyle bu seviye normaldir. Çok teşekkürler hocam. Şimdi de B12 vitamininden konuşalım. B12 vitamininin vücuttaki görevleri nelerdir? B12 vitamini kobalamin adı ile bilinen, diğer B vitaminleri çeşitleri gibi suda çözünebilen bir vitamindir. Başta DNA sentezi, sinir sistemi, kırmızı kan oluşumu ve bağışıklık sistemi olmak üzere birçok metabolizma faaliyetlerinde görev alır. Kimyasal yapısı oldukça karmaşıktır. Merkez bölgesinde biyokimyasal olarak oldukça nadir bulunan kobalt minerali vardır ve kobalamin adını bu mineral sayesinde alır. B12 vitamininin faydaları nelerdir? B12 vitamini enerji oluşum metabolizmasında sinir sisteminin normal işleyişine, normal homosistein metabolizmasına, psikolojik fonksiyonlara ve kırmızı kan hücresi oluşumuna ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkıda bulunur. Ayrıca B12 vitamini yorgunluk, bitkinliğin azaltılmasına yardımcıdır ve hücre bölünmesinde rol oynar. Bu ürüne baktığımızda sprey formunda ve üründen 2 puf alındığında 1000 mikrogram ve beslenme referans değerinin %40.000 olduğunu görüyorum. Bu fazla bir miktar mıdır hocam? Hayır, fazla değildir. B vitamini suda çözünen bir vitamindir ve dil altından alındığında emiliminde oluşabilecek kayıplar sebebiyle ancak bu miktarlarla kan seviyelerini yükseltebiliriz. Güzel günlerde bugün D vitamini ve B12 vitaminini konuştuk. Ercüment hocama verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.